Ve seçimi de burada izleyeceğiz gayet tabii ki. Çünkü Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız kanalında sizlere en son gelişmeleri özel haberlerimizle de birlikte anlatmayı çok önemsiyoruz. Bir gündeki bu üretici manşetine döneceğim. Ama şimdi Sabah gazetesine geçeceğim. Ve orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de mitingi vardı Adana'da. O miting dönüşünde istenmemiş bir olay meydana geldi. Buradaki kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Suude Akkuş, İlayda Karakoca, Ömer Faruk Küçük. Bu genç arkadaşlarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Adana'daki AK Parti gençlik şöleninden Konya'ya dönen üniversiteleri taşıyan otobüs şarampole devrildi. Türkiye'yi yasa boğan kazada 3 öğrenci yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada şoförün uyumasından kaynaklandığını bu kazanın belirtti efendim. Peki Çalarsat gazetesinde biz bugün hem AK Parti'nin hem CHP'nin mitinglerini hem de Deva Partisi'nin Antep'teki mitingini sizlere anlatmak istedik. Çünkü artık seçim geliyor. Türkiye seçim gündemine girmiştir. Liderler meydanlara indi. İşte bakın Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan Adana, CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe'de, Deva Partisi lideri Babacan Gaziantep'te. Bugün bütün bu mitinglerden sizlere detaylı haberleri ve perde arkası manşetleri aktaracağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Haramilerin saltanatı yıkılıyor. 5 yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşümüzün finaline yaklaşıyoruz. 2023'ün neticesini ben sizin gözlerinizde okuyorum. Kendimiz için çalıp kendimiz oynamıyoruz. Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyoruz. Bir yüzükle yola çıkanlar bugün milletin celladı haline geldi. Onlar saraylarda fink atıyorlar, millet ise aç. Kendi celladınızı seçmeyin. Bu şov dünyası da değil. Bu bir demokrasi arayışı. Kullanışlı aparatlarla kavga edeceğiz. Sonuna kadar edeceğiz ve kazanacağız. Aynı dakikalarda CHP lideri Kılıçdaroğlu milletin sesi mitinginde Maltepe Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Adana'da gençlik buluşmasındaydı. Birileri Türkiye'yi zifiri karanlığa sürüklemek istiyor. İnsanları korkuyla sindirmek istiyor. Yaratılmak istenen bu korku ikliminin aparatlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu kaçakçıları, uyuşturucu baronları, paramiliter yapılar. 2023'e hazır mıyız? Ülke elden gidiyor, birlikte olmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Vatan bizim vatanımız, bayrak bizim bayrağımız. Bizim gençliğimiz Ayasofya ibadete açılacak sloganlarıyla geçti. Bugün Ayasofya Fatih'in emanetine uygun şekilde ibadete açıldı mı? Bu saray ve şürekasının tek yapabildiği hamasi söylemler. Onların hamasi söylemlerinde yalanlardan da hepimiz bıktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasından, başörtüsü yasağından söz etti. CHP lideri ise Erdoğan'ı hamasetle suçladı. Muhafazakar seçmene özellikle seslendi. Ey genç muhafazakar kardeşim, bu seçimde kararsızım diyemezsin. Kayıtsızlık bir cevap değildir, başlangıç değildir. Kayıtsızlık bir sondur. Bizim gençliğimiz başörtüsüne özgürlük sloganlarıyla geçti. Bugün genç kızlarımız okullarına, çalışan kadınlarımız iş yerlerine başörtüleriyle girebilmektedir. Ey muhafazakar genç kadın, bu aynı zamanda senin de sorunun. İl başkanımıza siyaseti yasaklayan zihniyet senin İstanbul Sözleşmeni de yok ediyor. Seni nafakanı kesmek istiyor. Seni köleleştiriyor. Kılıçdaroğlu özgürlük, demokrasi vurgusu yaptı defalarca. 84 milyon bir olmalıyız dedi. Kendisiyle ilgili de ilk kez dikkat çekici cümleler kurdu. Bazıları hala bir liderin kibar olmaması gerektiğini söylüyorlar. İyi kalpli olmak, iyi olmak, devlet adamı olmak zayıflıkmış gibi gösteriyorlar. Ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Kibar olmayı, dinlemeyi, anlamayı, dezavantajlı olanların derdine koşmayı değiştiremem. Değiştirmeyeceğim, tam aksine inadına koşacağım.